Görüyor musun? İp koparı gibi. Pıt pıt böyle geldiği zaman çıtır çıtır gelmesi lazım. Bu çıt çıt ses gelmeyecek. Görüyor musun? Aynen öyle abi. Yani zeytin çok sağlıklı. Dip sağlam, yok ya. Sağlam sağlam yani. Burası 130-140 ağaç. Yarım kasa dip çıktı burada. Buradan normalde 5-6 kasa dip çıkması lazım. Fazlası çıkması lazım. Evet, bu mevsimde. Bir de senin ağaçlar çok yaygın, yaymışsın işte. Bizim öyle değil. Bizim ağaçlar daha dar. Bizim buradaki sistem bu. Budamacılar bizim ağacı ne kadar yayabilirsen. Evet. Yani o kadar verim oluyor. Tek başıma yapamıyorum ki mesela ben de geliyorum budamacıların yanına. Bir de kardeşim var. Yanında 7-8 tane budamacı oluyor. Sen ne kadar budarsan budam. Aynen. Senin kestiğin budadığın yerden o adamın olduğu yer başka. Ya tabii. Öbürküne yayın şeyine. Şuraya yayın. Zeytin yapıyorum üstündeki. Anlar mısın bekleyin? Biliyorum abi, biliyorum. Sporlerlerin hepsini açıyor şu anda. Biliyorum, gözeneklerin hepsini açıyor. Heh, gözenek. Yani aynı krem gibi. Evet düşün. Abi, evet. Bunun abi. Üzerine ne atarsan at, bu yaprak bundan sonra alıyor. Ben bunu aldıktan sonra her sene tonajım arttı. Bu ay 11. ay ya, 15 gün sonra bir kura yağsın buraya, bunun %90, en az %95'ini döküyor burada. Ha, ben işçilerim arkadan hızlı çalışmıyor. Arkada kalanlara traktör izi yapıyor ya. Normalde biz vur kalk yapıyoruz. Şimdi mesela ben bunu vurdum, çok kadın oluyordum. Bunları yay kaldı, yaya kaldı, çok sevim topluyordum. Ama bu sürede ne oluyor? Çamur olduğu için traktör izlerine bir dahaki yağmura su birikiyor. Yaydığı zaman bu süre çamur oluyor. Çamur oluyor. Bu mevsimde vurkak yapmıyoruz. Arkadaki adamlar kalanları alıyorlar. Yani bu sene işimiz biraz yavaş çıkacak. Çok zeytin topladığımızda iş değil. Çok zeytin topladığımız zaman mağazada bu zeytinin elenip havuza girmesi lazım. Tabii tabii. Ertesi güne mesela ben 4-5 kasa kadar çıktım. En az 4-5 kasa saydım. Yerde bir 40-50 kasa birini çözüldü. Başka bir arkadaşa katır şekilde ama 12. ayı 20'lerinde falandı. Evet. Hiç kalmadı ağacından. Yani ne kadar kalmadı demek ki yarım kere bir zeytin kalmış. Yani zaten gerek yok arkadaşlar. Ona gerek yok. O büyük bir yerde. Orayı vurduk geçtik. 400 kasa. Topladık saydık. Aşağı yukarı 50-60 kasa bir yerde var. Yani ortalama 500 kasa. Vur kalk yaparsa bir de 12. ay gibi tarihlerde yaparsa çok zeytin topluyor. Ha, mesela şu anda ağaçta kalan zeytini bunu kaldırıp topladığın zaman bu ağaçta fazla bir zeytin yok. Yok zaten 3 kilo bir zeytin var. 3 kilo zeytin var yok abi. Üstüne. Ama illaki içim istiyor. Mesela şurada bak kaç tane 5-10 tane zeytin kalmış. Bu ağaç kurulmuş. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? %80 neyle alakalı? Zamanında gezdirme. İşte taşlandırıp budamayla alakalı. Evet. Eski dikim olduğundan dolayı. Yani bu hep patinen değil. Aynen öyle. Dediği gibi yani dikimi, ağacı. Dallar, ağaçları verilip de yana verilmese bu da olmaz. Mesela sizin oralarda bu kadar değil. Bir de ne var? Çamurda çalışıyorsun. Yani bunu da baz almak lazım. Şu an çamurda yani. Çamurda. Yayın üstünde temiz zeytin topluyorsun. Evet. Yeter ki yağmasın yani. Üstten yağmadıktan sonra toplarsın. Mesela geçen hafta geldim ben bu yaygınlar üstüne yürüyordum zaten. Tabii. Biz vallahi bana çok iyi değişiklik oldu. Neden oldu biliyor musun? Kolay oldu. Ben bunaldım burada kardeşim. Birincisi memleket gördük. İkincisi Allah bereket versin para da kazandık. Bir de büyük çiftçilerle tanıştık. Ben araştırmacı bir çiftçiyim.
Mesela bizim buralarda öyle bir arazisi olan bir zeytinci yok. Bir tanesi buruşuyor, bir tanesi buruşuyor. Bak, şu anda bu birinci sınıf, hani kalitesi çok iri değil ama çok kaliteli bir zeytin. Aynen. Dumanı üstüne, görüyor musun? Tabii. Ha, bir de bir şey var, en büyük şeyi, şimdi mesela elle toplattığın zaman bunun hepsi elde yiyor. Parlıyor bak, asıldığın zaman parlıyor. Şu oluyor, bunu diyor. Bu makine %80'ini döktüğü takdirde %80'ini elde emin olması olmuyor. Gereken yani. Böyle. Tırpalanmıyor. Heh, öyle oluyor. Olması gereken böyle, bu renkte durması. Evet. Komple kararmış olsa traktör şoförü geliyor, daha hızlı yürüyor iş. Bir iki kişi daha fazla, bir de işçilik yok. Ya şöyle avantajım var, şimdi yaptığını gidip eliyorsun, hiç yoktan evet. Doyurucu bir mal var. Aynen öyle. Doğru mu abi? Doyurucu bir mal var, yani elekten geçirme zamanın var. Tamam. Az da bir zeytin götürmüyorsun burada. Yaygı sıkıntısı yaşamayacaksın, insan sıkıntısı yaşamayacaksın. Yaygı çok olacak, ben de mesela aşağı yukarı çok yaygı var, ben hepsini getirmedim. Yaygı, yaygın bol olacak burada. Adamın. Arkadaki ekibin, yayıcı insanlar iyi olacak yani. Evet, ortalama standart bir günde devam yaptığı zaman 400-450 kasaya çalışmaz. Gözü çalışırsan dışına bak, şu da hala kararlı. Bu zeytin kaç tane girdi biliyor musun? 170 tane, 160-170 kalibre zeytin girdi, 245 tane çıktı. O kadar süre verir mi? Kullandığı için mi? Hayır. Baskısı çok olduğu için. Baskı zaten çok, yanak ha. Yapmış, güzel yanak yani, yapmış. Yani buna yanak derler. Yani zaten %30 yuvarlak halinden %30 kaybetti. Evet, %30 kaybetti. İşte aslında baskılı zeytin bu. Böyle değil mi baskılı mesela? Bu lezzetli, en lezzetli zeytin de bu. Ne kadar fire verirse o kadar lezzetli olur. Şimdi bunun bir iki havuzunu sattık daha devam duruyor. Bunun 15 havuzu var herhalde, 10 havuzu var. Fazla olur. Fazla mı?